Yunanistan'a da bir uyarı yapıyoruz. Sizin bir şımarık çocuğunuz var. Milli Savunma Bakanı da öyle söylüyorlar. Bizim şımarık çocuğumuz diyorlar. Şımarık çocuğunuza sahip çıkın da bizim de güvenlik güçlerimizin elinden bir kaza çıkmasın. Bunu hatırlatıyoruz. Bu esasen son derece dostane bir uyarıdır. Durup dururken böyle gerginliği arttırıcı söylemler içinde bulunmanızın veya bir aya kayacağa ya da bir adacığa çıkmaya çalışmanızın bir faydası yok. Size bir şey getirmez. O yüzden hem Ege'de hem de Doğu Akdeniz'de özellikle hidrokarbon rezervlerinin değerlendirilmesi konusunda çıkarlarımızı korumak için gereğini yapıyoruz. Bazı ülkelerin dolduruşuna gelerek kendinizi risk atmayın. Yanlış adımlar atarsanız bu sefer elimizden bir kaza çıkmaz. Gereği neyse onu tereddütsüz bir şekilde yaparız. Başkasıyla tatbikat yapsalar ne olacak? Türkiye'ye düşmanla geçseler elde ne edecekler? Yani bizim Cumhurbaşkanımızın da tepkisinin sebebi bu. Yani İstanbul'da bir öğle yemeğinde gayet böyle gelip tıpkı Dendias'ın Ankara'daki basın toplantısından önce bana gelip de ben basın toplantısında olumsuz bir şey söylemeyeceğim, sizden de beklentimiz budur demesine rağmen tam tersine çok olumsuz bir basın toplantısı konuşması yapması gibi Cumhurbaşkanımıza aramıza üçüncü ülkeler, üçüncü tarafları sokmayalım, konularımızı kendimiz halledelim, yüksek düzeyli işbirliği konseyi toplantısını yapalım ki 2015'te yapılmıştı İzmir'de, 7 senedir Selanik'te yapılması için davet göndermiyor Yunanistan. Çok umurumuzda değil ama yani olumsuz yaklaşanın kim olduğunu göstermek bakımından söylüyorum. Sonuçta bunları söylemesine rağmen sonra aradan kısa bir süre geçtikten sonra tam tersine davranışlar içinde bulunması, dürüst davranmamaları. Yani bizi Yunanistan Başbakanı'nın, bu Başbakan'ın ya da başka bir Başbakan'ın gidip de Amerikan Kongresi'nde veya Avrupa Birliği'nde övmesini biz beklemiyoruz. Böyle bir şeyin olmasını mümkün olmadığını da görüyoruz. Böyle bir beklentimiz yok. Fakat şimdi iki NATO üyesi ülke ve NATO'da güvenlikle ilgili özellikle bir dayanışma söz konusu. Yani Türkiye'nin alacağı savunma sanayi F-16'lar dahil ürünlerinin verilmemesi için lobi yapması kabul edilebilir bir davranış değil. Bizim hiç böyle bir lobimiz olmadı Yunanistan'a. Yani sonuç itibariyle buraya gelebilir, başka yere gidebilir, ittifaklar olabilir. Şimdi bölgede bugüne kadar Türkiye aleyhine, Türkiye'yi dışlayarak daha doğrusu bir sürü toplantılar oldu, formatlar oldu, İsmet ortaya çıktı. Bunların hiçbirisinin hükmü yoktur dedik. Oldu mu hükmü? Olmadı. Şimdi bir sonraki toplantılara Türkiye'yi de davet edelim demeye başladılar. Yani sonuçta bizim haklarımızı koruma konusunda, Kıbrıs Türk halkının haklarını koruma konusunda kararlılığımız tamdır. Onun ne dediği, bunun kimle buluştuğu, Mitsotakis'in buraya gelmesi vesaire, bunların oraya gitmesi, bunlar bizim için problem değil. Geçmiş, eski görev yapmış askerlerin sözlerine cevap vermeye gerek var mı? Eğer o geçmişte üst düzey subaysa, cesareti varsa o zaman yapardı. Yani böyle boş laflarla kendilerini avutmalarına bence gerek yok. Esas Yunanistan halkı ve burada Rum halkı Türkiye'nin gücüyle ilgili ne diyor, ne düşünüyor onu biraz kulak versinler. Ben okuyorum çünkü yorumları. Yeter. Ama biz her zaman ne diyoruz? Biz gerginlikten yana değiliz, biz işbirliğinden yanayız. Doğu Akdeniz'de de hakça paylaşımdan yanayız. Yunanistan'ın uluslararası hukuku ihlal eden adımları var. Bunları da BM'ye gönderdiğimiz mektuplarla bir bir izah ettik. Yunanistan bunlara hukuki cevaplar veremiyor, demagoji yapıyor, ortalığı geriyor ve her yere de Türkiye bize bugün yarın saldıracak diye uluslararası topluma gidiyor, ağlıyor Yunanistan. Onun yerine işte yanı başında güçlü bir Türkiye var, güçlü Türkiye'nin imkanları var, işbirliğine yanaş, sorunları çözme konusunda sadece yemek yerken söyleme, adımda da samimi ol, yani samimiyetsiz davranma çünkü ortaya çıkıyor ve sorunlar varsa bunları birlikte en azından bazılarını müzakere ederek çözebiliriz. Biz bunlara her zaman var olduğumuzu istişari görüşmeleri tekrar başlatarak da gösterdik. Ben konuşmamda Yunanistan'ı itham edici bir söylem içinde bulunmadım. Ama bu ilk görüşmenin biz daha pozitif bir atmosferde devam etmesini arzu ediyorduk. Fakat Nikos Dendias yaptığı konuşmada maalesef ülkeme yönelik son derece kabul edilemez ithamlarda bulundu. Öncelikle Türkiye'nin Yunanistan'ın egemenlik haklarını ihlal ettiğini söyledi. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Türkiye Cumhuriyeti kendi haklarını, özellikle Doğu Akdeniz'de ve Kıbrıs Türk haklarını korumaya muktedirdir ve attığımız adımlar da haklarımızı korumaya yöneliktir. Ya biz bu konularda görüş ayrılığımız var ve bundan sonra bu konuları kendi aramızda görüşme konusunda mutabık kaldığımız halde buraya gelip Türkiye'yi suçlarsanız ben de bunların cevabını vermek durumunda kalırım. Ayrıca Türkiye'de biz Rum Ortodoks azınlığı Rum Ortodoks olarak kabul ediyoruz. Ama siz ben Türk'üm diyen Türklere yok sen Türk değilsin, sadece Müslümansın demeniz de ne insanidir ne de uluslararası hukuka uygundur. İnsani olarak yaklaşımlarınız farklı olabilir ama bu konuda 3 tane bize hep demokrasi dersi, hukuk dersi vermeye çalışıyorsunuz. 3 tane insan hakları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı var ve siz bunların Türk ismini kullanmasını müsaade etmiyorsunuz Türk azınlığa. Yani sonuçta bunlar sadece Müslümandır. Peki bunlar Rum Müslümanlar mı? Bunlar kendisi ben Türk'üm diyorsa Türk'tür ve bunu da böyle kabul etmek durumundasınız. Geçmişte de Türkiye'de böyle bazı sorunlar oldu. İşte Kürtlere sen Kürt değilsin, sen sadece Türksün gibi oldu ama geçmişte kaldı bunlar. Bugün herkes Türkiye'de ne olduğunu rahatlıkla ifade edebiliyor. Diğer taraftan anlaşmalar konusunda biz farklı düşünebiliriz. Yani Libya ile olan anlaşmalar tabii ki aynı düşünmüyoruz. Fakat Avrupa Birliği Komisyonu'nun bunu kınaması bir şey ifade etmez ki. Avrupa Adalet Divanı, Avrupa Birliği'nin kendi yargı mekanizmasıdır. Avrupa Birliği'nin deniz yetki alanlarıyla ilgili bir rolü, yetkisi yoktur demiştir. Hal buyken Avrupa Birliği Komisyonu ne dediği bizim işin doğrusu umurumuzda değil. Göç konusunu biz hiçbir zaman ne Avrupa Birliği'ne ne Yunanistan'a karşı kullanmadık. Biz göç konusunda insani davrandık ve göç mutabakatını harfiyen uyguladık. Ama Avrupa Birliği bunu uygulamadı. Biz içeride bunları konuştuk. Sizin 4 yılda 80.000 insanı geriye ittiğinizi ve bazı hatta Türkiye üzerinden gitmeyenleri de nasıl denize attığınızı da anlattık. Ama biz bunları basının önünde konuşmadık. Ama buraya çıkıyorsunuz. Basının önünde tabii ülkenize mesaj vermek için Türkiye'yi suçlamaya kalkıyorsunuz. Ben bunları kabul etmem mümkün değil. Biz sadece dostane bir şekilde basın toplantısı dahil tüm konuları samimi bir şekilde burada konuşmaya çalıştık, konuştuk ve olumlu mesajlar verdik. Yine tüm bunlara rağmen Türkiye olarak biz 3. taraflar yerine 2 ülke olarak tüm bu meseleleri konuşmaya ve bundan sonra uluslararası hukuk sistemi çerçevesinde samimi bir diyalog çerçevesinde bu konularda görüş ayrılıklarımızı azaltmaya ve işbirliğimizi güçlendirmeye hazırız. Ama böyle basının önünde benim ülkemi ve milletimi ağır bir şekilde itham ederseniz bunun da cevabını vermek durumundayız. Teşekkür ediyorum.